Aa, baksana Buyurun. kardeş, buraya sürekli gelen çocuk bugün de geldi mi? Beraber geldiğiniz çocuk mu? Sizi bıraktı mı yoksa? Sana sorduğum soruya cevap ver. Üzgünüm efendim, ben görmedim. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Ne? Ben bir şey anlamadım. Nesini anlamadın? Başka dilde mi konuşuyorum? Akşama kadar Hannah'ın bu evde olmasını istiyorum dedim. O gelmeyecek. Neden gelmesin? O senin karın. Gerekirse saçından sürükle. Ne pahasına olursa olsun bunu yapmak zorundasın. Yeter ki Hannah bugün akşama kadar burada olsun. O buraya gelmeyecek baba. Artık Hannah'ın hayatında bir yeri yok. Ne diyorsun sen? Nasıl kapanır? O senin karın. Boşandıktan sonra olmayacak. Bu ev satılacak Hamza. Her şey mahvolacak. Her şey çoktan mahvoldu baba. Bu dört duvar artık beni ilgilendirmiyor. Hamza! Hamza! Bütün bunların sorumlusu sensin. Senin ektiğin tohumları biçiyoruz. Yemin ederim seni... Her şey senin nasıl baktığına bağlıdır reis. Ben sabrımın meyvesi olduğunu düşünüyorum. Olgunlaşmış, tatlı, koparılmaya hazır. Alo, evet. Hayır, hanımefendi evde değil maalesef. Evet, az önce çıktı. Evet, Rumi Hanım'ın kayınvalidesiyle alışveriş yapmaları gerekiyormuş. Tamam, iyi günler. Keşke en azından evinin adresini bilseydim. Ama o zaman bile ne yapardım?
Onlara kim olduğumu nasıl ispatlarım? Elimde bir belge yok. Cuma'ya sadece 2 gün var. Mevcut evliliğim sürüyor ve... Hayır Rumi, bu çok büyük bir günah olur. Ama bu şekilde yaptığım şeyin bedelini ödeyemem. Kendimi bir aracın önüne mi atsam? Neredesin Dünürüm, nerede kaldın? Evet, ben epeydir buradayım. Birkaç şey seçtim bile. Geç kalma olur mu? Gelince görüşürüz. Tamam. Reis beni 17 kez mi aramış? Alo reis. Ne vardı, hayırdır? Rumi nerede? Rumi okulda olmalı. Okulda mı? Az önce onu başka yolda gördüm. Kaldırımda yürüyordu. Merhaba Dünür. Ne oldu Şah Cihan, her şey yolunda mı? Özür dilerim Rabia, benim bir yere gitmem gerekiyor. Nasıl olur, nereye? Bir yakınımız vefat etmiş. Reis haber verdi. Ya öyle mi? Seni ben bırakayım ister hayır, misin? Hayır, arabam var. Tamam, ne diyeceğim? Sen etrafa bak, başka bir peki, gün buluşuruz. Peki, tamam. Çekemem. Ne oldu Hena? Rumi'yi gördüm, kaldırımdan kenara çekiyorum. Tamam, çekiyorum. Sakin. Çabuk kenara çekiyorum. Tamam, kenara çekiyorum. Dur artık Meryem. Rumi? Burada ne yapıyorsun? Ha? Kalk. Ne var? Ne oldu? Söyle, tamam canım. Tamam. Tamam, hadi benimle geliyorsun. Arabaya bin hadi canım. Bin arabaya. Ya şöyle. Rumi ne oldu? Meryem, ona bir bardak su getir. Anlasana. Neyin var söyle bana. Ne oldu? Suyunu iç hadi. Su iç biraz. Hadi. İç canım hadi. Hena, ben düşünüyorum da bunu sana söyleyebilirim sanırım. Sana söyleyebilirim değil mi Hena? Tabii ki söyleyebilirsin. Ne oldu? Hena, bunu kimseye söylemezsin değil mi? Hayır, söylemem. Ama kimseye söylemezsen o zaman bu sorun... Nasıl çözülebilir? Hangi sorun bu Rumi? Rumi, açıkça söyle şunu. Bu çok daha iyi olur. Hena... Benim için vakkası bulabilir misin? Kim? Hangi vakkas? Vakkas kim? Benim evlendiğim çocuk.
Rumi, sen evlendin mi? Rumi bugün okula gelmedi. Dün de hayli geç geldi. Saat 10'u geçiyordu. Ben de bugün sizi arayacaktım. Benim bunu Hamza'ya haber vermem lazım. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ona söylemekten başka bir çaremiz yok. Abim duyarsa beni öldürür Hena. Hena, Hena lütfen git ve Vakkas'ı bul lütfen, lütfen. Aslında Vakkas'ı bulmana gerek yok. Bu evliliğin gerçekleşmesini önleye yeter. Sonrasında ne olacağına bakarız. Bu ne işe yarar ki Rumi? Gidip her sokakta avaz avaz Vakkas'ın adına haykırabiliriz tabii. Ama bu bir işe yaramaz. Bu büyük bir mesele. Bunu anlaman gerek. Annenin öfkesi, babanın öfkesi, Hamza'nın öfkesi, bunlar gelir geçer şeyler. Ama bu tehlikeli bir durum. Hamza'yı aramam lazım. Hayır, hayır, hayır. Lütfen Hena, lütfen. Onu arama. Abim öğrenirse beni öldürür. Öyle bir şey yapmaz. Merak etme. Abin öyle bir şey yapmaz. Hata yapan karısı değil, kız kardeşi. O yüzden konunun üstünü örtmek için hiç vakit kaybetmeyecektir. Kardeşinin toyluğuna ve saflığına verir. Olur öyle şeylerden. Meryem, lütfen. Yalan mı? Hem onun sorunlarından sana ne? Bu seni ilgilendirmez. Belki telefonu bana ver. Bence muhterem teyzemizi arayıp ona söyleyebiliriz. Kızının müthiş başarısıyla gurur duysun diye. Ha? Meryem, kes şunu. Delirdin mi sen? Sen neden ayaklandın? Baksana, ona söyleyecek. Öyle bir şey yapmayacağım. Annem beni almaya gelecekti. Eğer beni okul bahçesinde görmezse büyük sorun çıkar. Hemen gitmem gerekiyor. Tamam. Ben her şeyi halledeceğim. Ha? Meryem, sen şoföre söyle onu okuluna bıraksın. Bir şey olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.